Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Bu akşam elhamdülillah Regaib gecesi muhteremler. Regaib gecesi bu akşam. Yani Türkçemizde buna kandil gecesi deniyor bunu Türkiye'de. Çok değerli bir gece tabi bu gece böyle. İnşallah hayırlı olsun İslam alemine. Gerçekten dünya perişan muhteremler, dünya böyle. Afatlar, savaşlar, hastalıklar, doğal dengelerin bozulması, insanların ahlakının bozulması. Yani dünya perişan bir dünya şu anda. Yani kıyamet sanki geliyor, koşarak geliyor kıyamet. İnşallah dualarımızla muhteremler, afatlar hayra dönüşür inşallah. Allah işte böylece. Recep ayının bir özelliği var muhteremler. Dört aydan biri bu böyle. Haram aylar vardır. Eşhurun deniyor bunlara böylece. Aylan birisi böyle. Biri de üç aylarında başlangıcı. Üç aylarında. Şimdi Ramazan eşliği birbirine pat diye gelmiyor muhterem böyle. Recep ayı geliyor. Şaban ayı geliyor. Nedir bunlar? Ramazan hazırlıkları bunlara böyle şey. Namaz bile hemen farz kılınmıyor. Böyle sünnet kılınıyor. Ondan sonra farza geçiliyor böyle. Bir muhterem insan gelecek olsa önce haberi gelir, önde gelen ölürler. O sonradan gelir böyle. Recep ayının her günü, her gecesi değerlidir. Sevapları bile 70 artıyor. Yani her amelin sevabı, her ayın sevabı bile 70 katı artıyor bu ayda. Her cuma gecesi gene değerli. İlk cuma gecesi tabii daha değerli. Regaib deniyor buna. Regaib deniyor. Regaib'in çoğulu. Regaib'in mergub. Çok rağbet gören, çok değerli, kıymetli anlamına geliyor böyle. Yani bu gecede Mevlamız elhamdülillah ihsanı bol. Lütfu bol Mevlamızın, affı bol bu gece elhamdülillah böyle. Onun için mi deniyor? Regaib gecesini bunlara böyle. Bir rivayette Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin de ana rahmine düştüğü gece. Bir rivayette. Tabi o zaman takvim olmadığı için tam günler kesin bilinmiyor. Fakat bazıları bunu zayıf görüyorlar bu rivayeti. 9 ay dolmadığı için tam. Tabi bu da olur mesela. Olamaz başka mesele böylece. Şimdi İslam'da iki şey vardır böyle. Kutsal mekan, kutsal zaman diye. Kutsal mekanlar, her yerdeki camiler kutsal, mukaddes yerler, her cami böyle. Her kasabada var, köyde var bunlar böyle. Sonra küresel olarak Kabe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme. Mekke-i Mükerreme'nin kendisi böyle, haram bölgesi ve Kabe'nin bulunduğu yerler, kutsal mekanlar bunlar, mukaddes yerler. Medine-i Münevvere, Medine Mescidi, Meclis-i Aksa, Meclis-i Kuba gibi yerler bunlar. Bunlar kutsal mekanlar. Yani orada sevaplar daha kat artıyor. Mesela bir evinde namaz kılsa bir insan kendi başına 10 kat ancak sevap oluyor böyle. Camiye geldi mi 27'ye katlıyor. Camiye geldim böyle. Medine'de kılsa ne olur? 1'e 1000. Yani 1000 yansı kılmış gibi oluyor. Mekke-i Mükerreme'de 1'e 100 bin. Böyle. Demek ki kutsal mekanlarında Allah katında bir değeri var ki orası artıyor. Bir de kutsal zamanlar var, zaman var diye böyle. Haftada bir cuma günleri kutsal günleri böyle. En hayırlı gündür, güneşin doğduğu gün hadise geliyor. En hayırlı günler cuma günü ve cuma geceleri böyle.
Hatta bir insan cuma gelirse, cuma günü ölürse elhamdülillah şehit olarak ölebiliyor muhtemelen ehli imansa. Sonra aylar geliyor tabii, kutsal aylar geliyor böyle. En başta Ramazan-ı Şerif ayı. En kutsal bir ay, en mukaddes bir ay Ramazan-ı Şerif ayı böyle. Her günü, her saati çok değerli. Her şeyin bir de özü var ama. O nedir? Kadir Gecesi. Sonra Şaban ayı, Recep ayı, Muharrem ayı gibi bunlar. Hep bunlar böyle kıymetli zaman birimleri bunlar. Kutsal günler zamanları böyle. Hem Recep ayı da böyle bir şeydir. Acaba hikmeti ne bunun böyle? Yani kutsal zaman, kutsal mekan. Hikmeti acaba bu muhteremler? Günahtan arınmak için bunlara böyle sıçramak tahtaları bunlar muhteremler böyle. Allah'ın rahmeti bol oluyor böyle zamanlarda. Allah'ın affı bol böyle. Müminlerde genelde bir coşku oluyor. Küresi olarak bir coşku oluyor. İsmen tabi namazı çoğalıyor, dua çoğalıyor, melekler dua ediyorlar. Mevlamızın ihsanı, affı çok bol oluyor böyle gecelere böyle. Yani insanlarda bir uyanma, enerji depolama, böyle enerji alma, bu geceleri alma böyle. Bu enerjiyle bir sıçrama, uyanması gönüllerimizin böyle. En mühim mesele bu gecelerde tevbe istiğfar. Başta bu gecelerde böyle. En mühimi tevbe istiğfar böyle. Günahtan beri kurtulma, şu günü ağırlığına kurtulma. Günah çirkefliğine, pisliğinden, sıkıntıdan kurtulma. Yani günahları biz bilemeyiz şu anda. Bir Allah dostu, bir evliya. Ufak bir günah işlesin böyle, çıldırır muhtemelen böyle. Neden? Gönüldeki doğası bozulur. Feyze gider. Gönül katılaşma başlar böyle. Duyarsa da gönlü böyle. Yani namaz kılar ama namazı yakalanmaktır. Bir evliya bu duruma geçti mi çıldırır muhtemelen böyle. Çıldırır bu şekilde böylece. Onun için en mühim bu gecelerde tevbe istiğfar. Günahdan arınma. Peki arınmasak ne olur? Ahirete taşınır. Orada ne olur? Orada tevbe yok muhtemelen. Azap orada böyle. Bak Allah korusun böyle. Yani dünyada günahdan korunmak kolay. Kurtulmak yani kolay be. Nedir? Tevbe istiğfarı böyle. Bunda bir şartları var. Önce pişman olmak geçmişine. Bir tefekkür lazım burada. İnsan böyle geride bir düşünecek. Bir tefekkür lazım böylece. Acaba hayatın nerede geçti hayatın diye. Bakarsan muhtemelen. Haramiye gitmişiz, harama bakmışız, haram yemişiz böyle. Namazlarımız kalmış, şu bu olmuş. Yani yaşantı İslam dışı, Kur'an dışı. Yani cennet yolundan sapmışız. Allah korusun böyle. Ne gerekiyor? Dünyada kolayı var. Önce geçmişe pişmanlık ama gerekiyor. Yani bir insan iyi ki yapmışım zamanında şey yapamıyorum derse o tevbe değil muhtemelen böyle. Nedamen şart. Buyuruyor Peygamberimiz ennedme tevbe. Nedamet tevbenin aslı odur. Be. Pişmanlık, işin yanması. Niye bir Allah kulu yapmadın diye muhtemelen böyle. Olması ne gerekiyor böyle? Söz olarak da tevbe işliği var. Esam azim diye tevbe etmekte bunlar. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri biz Havva annemiz cennette yaşıyorlar. Velham buyurdu Adem sen ve eşin burada yaşayan bakalım böyle. Yiyin içiniz. Yani bir şart var. Vela takraba hazır şicerete. Bak vela takraba yaklaşmayın ama ikiniz de. Şu ağaca yaklaşmayın böyle. Ötekin biraz zalimin. O zaman Allah'ın zalim olursunuz böyle. Velham buyurdu. Yani cennet
Ucu ucu tabi cennetin muhtemelen. Işık yılıyla, ışık yılıyla kimle kaç milyar yıl o kadar muazzam bir cennet. O ışık bitmiyor böyle. O kadar büyük bir cennet. Velham buyurdu ya adam sen ve eşin en tebe zevceke. Sen ve eşin hava cennete serbestsiniz böyle. Yiyin işini böyle. Kaçtı maşiydi. Dediğiniz yerden yiyin böyle. Her şeye bol bol bol. Ölüm yok, hastalık yok, yaşlanma yok, tuvalet yok, yani böyle, sıkıntı yok böyle, yer çekimi yok böyle. Tatlı bir yer cennete böyle. Ama imtihan veren onlara. Vela takraba ama var. Sakın şu an yaklaşmayın bak. Yani yemeğin değil meyvesinden Mevlam buyurdu. Ağaca yaklaşmayın bile. Biliyorsun bazı yerlerde mesela Trapor'da yazı vardır böyle. Yaklaşma. Öyle bir tehlike var değil mi? Yaklaşma böyle bak. Yani yaklaşma bir tehlikeli muhtemelen böyle. Fakat ne oldu muhtemelenler? Tabii şeytan aldattı bunları. İşte cennette ebedi kalırsın şu bu derti aldattı bunları cennet. Fe'ekela minha. Yediler. Aldandılar. Yani tevbe ederiz dediler. Önce Hazreti Havva. Hazreti Havva. O hayat dolu böyle. Genç, zinde kadın tabii. Genç kadın. İlle yiyelim ya adam bunu. Ölmeyelim. Dedi. Önce kendi yedi. Kopardı. Adam olmasa verdi. O da kerhen de olsa yedi muhteremler. Hemen elbiseye dökülecek libasları böyle. Açıda kaldı. Çıplak kaldı hemen böyle. Tuvalete de geldi. Koştur ağaçların yaprakları koparmaya. Ver mi yaprak ağaç? Adama dokunma. Dokunma böyle. Yani incir ağacı o verdi muhtemelen. Yaprağını yani böyle. İncir ağacı yaprağını verdi. Onları alt top şaplar ekleyip yapıştırırlar. Yapışkamayacak cennet yaprakları böyle. Örtü yerlerine bu şekilde. Hatta Mevlam dedi ki o incir ağacına ya incir ya tin yani ağaç Arapçası. Neden yaprağı verirsin o asiye günahkara? Ya Rabbi onu sen yarattın, sen kulun oyu aldın benim hatırımda. Senin hatır iş verdim onu ben böyle. Tabi ne oldu şimdi? Günahkar oldular. Mevlam biri ve asa Adem Rabbe fegava ve asa Adem'i Adem asu oldu Rabbine fegava. Yoldan çıktı azdı böyle. Yani bir tek o meyveyi yemeleriyle beraber, bir günah ile beraber, şimdi ne gerekiyor işte onlara? Orada tevbe yok cennette muhteremler. Tevbe yok orada. Ne gerekiyor? Dünyaya gelmesi gerekiyor. Onun için. Meram, inin bakalım Adem dünyaya, inin bakalım da orada yetenekten bakayım böyle. Yani ahirette tevbe yok muhteremler. Ne ahirette var? Ancak ateş ile azap ile günahlar siniyor böyle. Cennette durulmuyor günahkar kişi orada. Adem babamız indi, o eski adı Serendip adası. Şu adı Sri Lanka. Hindistan'ın güneyinde ada orası böyle. Hanımız indi Cidde'ye. Aslında Cedde. Büyük anne anlamına geliyor. Kız denizin kıyısına indi oraya. Gece indi rahmetli. Gece indi oraya böyle. Tabii titriyorlar, korkuyorlar. Birbirine ayrıldılar. İkisi böyle. Arada birbirine ayrıldılar böyle. Adem Hamus tabii çok tevbe etti ağlayarak. Büyüklerin tevbesi daha zor. Daha güç büyüklerin tevbeleri. Çok tevbe etti. Ama tevbe daha kabul olmuyor. Bir gün dedi ki ya Rabbi, ben cennete giderken de bir kelime tevhid gördüm orada. Senin isminle bir isim daha vardı Muhammed diye. La ilallah Muhammed Resulullah yani böyle. Ya Rabbi la ilallah sensin Allah'ımız. Yaradan Halik sensin alem böyle. Bu Muhammed kim ya Rabbi? Yani ismi yani isminiz o kim? Mevlam buyuruyor ki senin torunlarından o böyle. Ahir zamana gelecek. O hatemin bir olacak. Son peygamber olacak böyle şey. Ya Rabbi onu affetme dedi muhtemelen. Rabbi o zaman affetti muhtemelen kendisine böyle. Demek ki
Tövbe dünyada kolay muhteremler. Eğer bundan faydalanmasak, Allah korusun, ölüm de zor, kabir azabı zor, mahşer zor, sırat köprüsü cehennem zor muhteremler. Bunun başı yok, çiçek yok bunun başı böyle. Orada tövbe geçmiyor, o ateşini yakacak, günahı da yakacak böyle. Şimdi bu gece ne yapmak lazım bu gecelerde muhteremler böyle? Yani ihya etmek diyorum ben, canlandırmak, yaşatmak için bunu. Mevlam buyuruyor Celle Celaluhu, وَلَزِّينَ جَادَ ف۪ينَ Bu gece özel ibadet yok muhteremler bu gece. Mesela bazı hikaye kitaplarında vardır. Yani kaynakta değil de böyle, hadis kitaplarında değil de böyle. İşte şu kadar masan dedi bunlar. Bunlar hadis-i mevdu deniyor bunlar, hadis-i mevdu. Bunu yapmamak gerekiyor bunlara böyle. Ama iyi etmek gerekiyor. Denediğim sübilenle. Velizin cahidi fina min emri. Velizin şu kimseler ki cahidi cahit ettiler. Gayret. Cehdi gayret ettiler böyle. Fina. Allah diye bizim yolumuzda. Denediyen lehum. Ebe onu hidayet ederiz. Neyi sübülena. Sübül, sebilin çoğulu. Sebil olsa yolumuzu der Mevlam böyle. Yollarımızı, Allah'ın rızasına giden yol, yöne giden yol. Demek ki tek yol yok muhtemelen bakın böyle. Mevlam buyuruyor, sübülena. Bu ayet-i kerimeye göre Allah'a giden yollar çok böyle. Hatta evliler buyuruyorlar, insanın bir sayısı kadar yol vardır Mevlam'a giden böyle. Kim Allah'ında cihata gider, kim çok namaz kılar, çok oruç tutar, ilim okur, hayır yapar, şunu bunu yapar, Kur'an-ı Kerim okur, ehli zikir olur. Demek ki insanların meşrebine göre muhtemelen böyle. Allah'a giden yollar çok muhtemelen böyle. İşte o yoldan birini tutmak lazım inşallah muhtemelen böyle o yolda. Herkes kendi meşrebine göre, kendi meşrebine göre nasıl bir kan grubu var, bir ruhsal grup var mı? Ruhsal böyle böyle. Her ruhun ruhsal gıdası, feyzi farklı olur böyle. Kim namazdan çok hoşlanır namazdan, çok namaz kılar. Öyle sadece buna böyle. Çok oruçlar nafile. Oruçtan zevk almıştır. Kimi çok Kur'an okur böyle. Kimi çok zikir eder. Çok sarapçı getirir. Kimi hayırlara koşar. İnsanın hayırlara koşar böyle. Hastaya gider, ona gider, buna gider böyle. Ara bulmaya gider. Cenazeler çok gider. Yani yollar çok bu yolda. Yine de Meral-i Muhsin. Allah Celle Celaluhu Muhsin'in kuyruğuyla beraberdir. Muhsin'in. Kim Muhsin muhteremler? Siz çocuk olarak güzellik iş yapanlar bilir, iş yapanlara böylece. Peygamberimizin bir hadis-i şöyle buyurdu. Cebrail'in sorusu üzerine Allah-u Teala'yı görüp okulluk et Allah-u Teala'ya. Kendeke terahu. Allah görüyorum Muhsin gibi. Ama göremezsin bak. Kef teşvik burada, benzetme böyle. Yani kel kamer, ay gibi. Ay gibi olmayasın böyle. Kenneke terahu. Allah görür gibi. Yani Allah huzurundasın böyle. Allah görmezsen de fenle yarake. Allah seni gördüğünü bilen böyle. Fenim tek terahu, fenle yarake. Allah seni görüyor muhtemelen. Yani Allah'ın her an huzurundayız. Allah ciracıyı bir sıbat el alim. Allah her şeyi bilir muhtemelenler. El basir. Her şeyi bilir muhtemelenler. Es semi. Her şeyi muhtemelenler. Bütün zerat-ı cihan, her bir zerre muhtemelenler. Hücremiz, atomlar, virüsler bakın muhtemelenler. Virüsler böyle. Ne varsa, vallahi bile başı boş değil muhtemelenler. Yani bir mikrop, bir bakteri, bir virüs, vallahi ve bile başı boş değil muhtemelenler. Onu da Allah yarattı. Onun da bir canı var, onun da hayatı var, onun da rızkı var.
Hatta onların da eşlerime duyguları onlar muhtemelen böyle. Çoğalı onlar muhtemelen böyle. Başıboş onlar böylece. Yani hangi yürürüz kime gidecek böyle? Kim hastalanacak? Ne olacaksa bu takdir olmuş bunlar muhtemelen böyle. Sahabeler, Peygamber sorurlardı sahabeler. Tabi sahabe-i kiram. Peygamberden sonra en mübarek insanlar böyle. Aşkı yakmış Allah aşkı. Resulü aşkı yakmış Allah böyle. Allah yolunda. Her şeyi katlıyor bunlar böyle. Yapıyor, her şeyi yapıyor, yapıyor. Doymuyor ama. Geliyor ya Resulallah, hangi amel daha eftar, onu yapayım. Bak, tabi fazla yapıyor. Sünneti yapıyor. Bunun dışında da ya Resulallah hangi amel daha eftal? Onu yapayım. Peygamberimiz herkese başka farklı cevap verdi Peygamberimiz. Bak insana göre böyle. Hazreti İbn Mesud sordu Peygamberimiz'e böyle. Hangi amel böyle? Peygamber buyurdu. Esatü ala vaktiha. Allah'a en makbul amel namazdır. Ala vaktiha. Vaktine kılınan namaz. Bakın Peygamberimiz. En eftal amel Allah katında vaktinde kılınan namı vaktinde kılınmadı böyle. Şimdi mesela bir insan askeri olsun, tabi okullu olsun, her ne olsun bile, en iyi sen misafire gelsin, ondan bir şey istiyor değil mi? Mesela bir su verir misin diyor. Bir insan ana babası hasta mesela, oğluna, kızına, gelinin, torunundan bana bir su verir misin kızım? Aldırım da onu hemen böyle. Oturuyor, oturuyor, sağa bakıyor, doğru, işi meşgul oluyor. Daha su al diyor, gel al bunu bana. Oldu mu? Su geldi ama makbul oldu mu? Olmasın muhtemelenler. Allah emrediyor, Allah. Yakın-ı salah, ya, kitab-ı mevkuta, namazda vakit yazılmış muhtemelen bak. Allah emrediyor, kul namazını kıl. Kılarım canım. Otur bakalım böyle, çay edelim de, sigara içecek. Televizyona bak, kanal kanalına bakıyorum, telefonla bakalım, onu buna böyle böyle. Gara gara gibi onu koyup bana sonra, başlara seyret. Anlas Allah'a namazı kıl vereyim. Oluyor mu? Tabii namaz burada kurtuluyor ama muhteremler. Yani biz akıl mantıkla, değil muhteremler? Allah katında olmadık böyle. Namazı önemsememenin dışında Allah'a emri itaat etmeme anında muhterem böyle. Yevşek kadar mı olay böyle? Bunun için Peygamber burada İlmesu'da en hafifleri Allah'a katlı amel namazdır. Bak ne kılın namazı amel. Namazı vakti kılmak muhtemelen böyle. Yani işler bitmez diyorsun muhtemelen. Ölüm gelmeden bitmez muhtemelen böyle. Biri biter, biri başlar bunların böyle şey. Arif Ömer'e en rejim sürer sellem. Hazreti Abdullah Ömer hadis rivayet ediyor. Bir adam geldi, Peygamber sordu. Eylül İslam'ı hayrın. İslam'da hangi amel, ibadet, huy, ahlak daha faziletli? Onu yapayım. Ne zaman bu? Peygamber Medine'ye yeni gelmişti daha. Kuba'da Peygamber geldi. Ya Resulallah, daha bilmiyor İslam'ı tabii. Hangi amel yapayım? Bakmış muhtemelen. Kale tut'imut ta'am. Yemek yedirmek açlara. Bak muhtemelen. En başta umurumun böyle. Tut'imut ta'am. Yemek yedirmek. Ve takru'l selam. Selam vermek. Arap'ta. Ve men lem te'arif. Tanıdığına tanımadığına selam vermek. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler kişinin durumuna göre o ortama göre, onun duruma göre cevap verirdi. Düşünün ki Peygamber de yeni gelmişti Medine'ye böyle. Yani muhacirin diyelim böyle. Mekke'de gelen muhacirler. Çoğudur, yani %90 muhtemelenler parası pulsuz. Ev yok, yurt yok. Kaçmış küfürden İslam'a gelmiş zaten. Yolda yatanlar böyle. Aç insanlar bu şekilde böylece. Ama ne geliyor o zaman böyle? Onlara doyurmak mı bakma böyle? O gün için o muhteremler böyle. Mesela Gülmüze'de, değil mi? Suriye'den gelenler mesela böyle.
Ne yapsın zavallı mı? Bombalanıyor muhtemelen böyle. Çoluğu var, çocuğu var, yaşlı ana babası var böyle. Eşi hamiledir, şu bu şekilde. Bombalanıyor, yağıyor böylece. Evi yarısı yıkılmış. Artık ne alabilirse çıkıyor. Şu kışta, karda, yağmurda, çamurda çocuklar titriyor. Ayakkabı çürü alamamışlar muhtemelen böyle. Kim onlara yakınsa kapının böyle. Demek ki zaman, zemin neye gerekiyorsa muhtemelen bakmak. Mesela bizim burada yemek yedirmek o kadar makbul değil. Herhangi bir akademi var işte muhtemelen böyle. Peygamber buyurdu. O zaman çok muhacirine gelmiş Medine'ye muhtemelen. Açın sana verecek. Hatta Ebu Hurra Hazretleri Hazretleri muhteremler, o da muhacirindendir böyle. Eshab-ı Sufe'den kendisi, Radyo Hazretleri, açlıktan bazen düşüp bayılırmış. Açlıktan mıdır yani böyle? Kimseye adını söylemiyor böyle. Açlıktan böyle bayılırmış başına böyle böyle. O duruma gelirmiş böyle kendisi. Peygamber buyurdu, tut emin tam. O gün şart, o gün için en makbul amel ne geliyor tabi farzdan sonra, farzdan başka? Yemek yedirmek. Sonra vettakruz çılan vermek. Alemin Arap'ta ve mellem te'arif. Tanıma bak. Bu da nedir? Kaynaşma muhacirinle. Ensar midin halkı böyle şey. Sırt tanıdığı versi selam. Muhacirin garip muhtemelen böyle. Bak peygamber nasıl buraya baktı. Tanıttığın olsun tanımadığın olsun bak böyle. Tanın tanıma gördüğüne selam ver böyle. Yani ensar muhacirin bile kaynaşsın da birbirine bakma böyle. Kardeşlik geliştirdi bu şey böyle böyle. Demek ki yerine göre bazen bazı ameller daha üstün olabiliyor bazı ameller. Bunu bir örnek vereyim muhteremler. Medine-i Münevver'de dinlediğim yani böyle bir yerden. Medine-i Münevver'de biri varmış. Ben ona gitmeden önce rahmet olmuş kendisi. İpek'ten gelmiş. Adı Süleyman Efendi'miş. Allah rahmet muhteremler. Bu Osmanlıların zamanında yani Medine'de, oralarda Osmanlılarınken eşiyle beraber, gençler böyle. İki çocuklar almışlar, yeni çocuk olmuş çocuklar da. Medine aşıkları, Medine'ye geliyorlar muhtemelen. Fakat çok sürmüyor, İkinci Dünya Harbi çıkıyor. Bu defa İngiliz tabi muhasır ettiler Medine-i Münevvere'yi. Rahmetli Fahrettin Paşa, Medine boşalttı o zaman muhtemelen böyle. Medine-i Münevvere boşalttı böyle. Yiyecek kalmadı. Abluk altında. Dışarıdan yiyecek gelmiyor. Buğday yiyecek kalmadı böyle. Trenle halka boşalttı bunları. Yani bunu dinledim kişi muhteremler. Fahrettin Paşa'nın sır katibi Osman Efendi rahmetli olsun böyle. Ona dinledim böyle bu meseleyi bunları. Bu tabi Süleyman Efendi Hazretleri de eşi de şununla beraber bunu tire bindiriyorlar. Yani zorunlu olarak Türkiye'ye gönderiyorlar bunları evvela. Her biri başka bir vilayete. Bu da Konya'ya geliyor evvela. Tam öğle namazına yaklaşmış. İstihdana iniyor. Orada büyük cami diyen bir camiye. Öğle namazına gidiyor muhtemelen evvela. Sünnetini kılarken iki çocuğu yanında. Tabii eşi öldüğü medenine kaldı. Çocuğun biri 4 yaşında, biri 2 yaşındaymış böyle. 2 yaşında çocuğu Allah'ın başı namazdayken böyle. Babası yanında yavaş yavaş derken bu sefer büyük Allah'ın başlıyor. Sesli alıyorlar. Bu zaten çabuk kısa kesiyor. Alıyor bunu dışarı çıkarıyor bunları böyle. Cemal rahat olmasın diye. Çıkarıyor bunları. Yavrum niye alıyorsunuz? Baba çok aç kanımız. Bakın muhtemelenler. Rahmetin cebinde bir bosta ekmeğinin parası kalmamış ama muhtemelen böyle. Yok hiç parası kalmamış böyle bak böyle. Çünkü aç. Kim ne zaman da yememişler çünkü böyle. Aç aşağı dayanamıyor çocuk. Ama cebinde bir ekmek simit alma parası yok cebinde muhtemelenler. Dışarı çıkıyor bunlar tabii. Oyalıyor bunları. Gönül yapıyor bunları böyle. Cama çık bir diyorlar. Sonra doğru bir kişi çıkıyor böyle. Ağır yaklı bir insan böyle, eline bastonu varmış. Dinç ama eline bastonu varmış. Geliyor, selam ve aleyküm selam. Arkadaş niye alıyor bu çocuk?
Bilmem diyor. Olmaz. Şuraya bakın ne alıyor bunlar böyle. Şöyle diyor bakalım diyor öyle. Oturuyor mu bu şekilde? Söyleyeyim o zaman diyor. Acıkmışlar diyor. Onun için ağlıyor diyor. O zaman da buyurun işe gidelim diyor. Diyor ki ben daha öğleden farzını kılmadım diyor. O zaman ben farzını kılayım. Sana gidelim beraber diyor. Peki diyor o. Karşıya bir dükkan almış mağaza. Un satan, zarftan böyle. Orada şey bekliyor muhtemelen. Bu giriyor camiye, farzını kılıyor. Kısaca kesiyor böyle. Gidiyor yazıhaneye. Hem orada patron tutuyor o bunu çağıran kişi. Götürüyor. Meğer o fırıncıymış o da muhtemelen böyle. Yani zengin bir fırıncıymış böyle. Fırıncıdan da bir ev yapmış. Bir oda, bir mutfak. Döşünü dayamış. Misafir için böyle. Bunu oraya çıkarıyor. Arkadaş diyor tabii konuşun için geldiğine at al diyor. Burası senin böyle muhtemelen der. Evine gidiyor. Evde başı demiş. Hemen tepside yemek hazır getiriyor. Tabii buna tabii taze ekmek getiriyor muhtemelen. Ortaya koyuyor. Acıkmışlar tabii hepsi böyle. Onlar o kadar şey geliyor ki anda. O kadar tatlı tatlı geliyor muhtemelenler. Yiyorlar bundan sonra. Diyor ki o fırın sahibi, arkadaşım bana sen burada kalacaksın diyor. Bir dinle buraya seni gönderirler. Bana adam lazım dedi. Tezgahlar at, tezgah at böyle diye. Gönlüm insan mı lazım diyor. Sen bunu çalışmayın burada benim böyle. Bu da kabul ediyor. Çalışıyor. Şimdi derken bayram geliyor muhtemelenler. Bayram geliyor. Bu Hüseyin Efendi rahmetli, Allah rahmet eylesin. Erkence sabah namazına gidiyor. Uyuyor tabii çocuklar. Uyuyorlar bunlar böyle. Namazına çıkıyor. Gelirken bakıyor, Konya'da çocuklar yeni pırıl pırıl giyilmişler, cici bici elbiseler giymişler. Geziyorlar, şeker topluyorlar çocuklar böyle. Herkes girmiş tam böyle. Aklına geliyor. Ben şu üstüne eski onların sırada böyle diye. O mantı yok mu hazır giyirse? Alıp dikiliyor muymuş oğlum böyle. Rahmetli diyor, hanım olsaydı, onunla bir uyduruyorlar, şimdi bir şey yapıp uyduruyor böyle diyor. Ben bu işi beceremedim diyor. Ben şöyle bir eski püsküdü işte bunların arasında böyle diyor. Böyle bir hüzün geliyor, böyle hüzün eve geliyor. İçeri girip bakıyor, Allah Allah. Eki çürük ayakta, pırı pırı girmişler muhtemelen. Baştan aşağı böyle, ayakkabına dair böyle. Yani ne oldu bunlara? Diyorlar bu Elmas teyze, oymuş kadın ismi. Elmas teyzeler bizi gelip ölçü aldı diyorlar böyle. Dikmiş bir getirir bir zaman. Yani bu ayakkabısı, çorabı, hepsi baştan başa muhtemelen böyle. Diyor ki küçücüğü, baba bak bence para da koydu bunu böyle. Para da koydu böyle. Tam onları görünce o şekilde bu ağlama başlıyor. Allah'ım diyor sen bu lütfü kerem bizlere böylece. Şimdi oturuyorlar biraz. Tabii bayram sabahı şimdi bir kahvaltı yapmaları lazım geliyor. Aklına geliyor yine. Rahmi Hanım olsaydı diyor, her bayram sabahı diyor, mutlaka baklava börek yapardı böyle diyor. Her sabah diyor. Börek yapardı, baklava yapardı böyle diyor. Ben de krem bir iki yumurta diye. Bir iki yumurta bunları doyurayım ben diyor. Mutfağa girip bakıyor, iki tane tepsi. Biri sıcak. Açıp bakıyor, biri börek daha sıcak, biri de baklava. Başı ağlamı muhtemelen. Secdeye kapanıyor. Allah'ım diyor. Bu kim gönderdi söylüyor çocuklar. Tehlikeli bunları onlara. Allah onu cennetine ver. Ben istemeyeceğim seni istemem böyle. O okudu, o edildi, dua okudu. Ondan kadın muhtemelen. O kadar dua ediyor böyle. Dua ediyor. Şimdi bakın muhtemelen böyle. Yani iki çocuğu giyindiriyor muhtemelen böyle. Bir orta tepsiymiş böyle. Börek de baklava da yapmış bunları böyle. Belki maddi olarak büyük bir meblağ değil ama Allah katında ama çok ama çok değer oluyor muhtemelen bakın muhtemelen böyle. Değer oluyor böyle. Tabi sonra savaştan sonra bunlar Medine'yleşmişler. Ben onun oğluna tanıştım. Büyük oğlu adı Şaban, sağçı da orada Medine muhtemelen böyle. Orası sağçı da böyle. Yani evliler bir insan da olur böyle. Onunla tanıştım orada, oğluna. Ona yetişemedim kendisine. Demek ki bazı yerlerde yani bir bardak su böyle. Yani bir çay böyle. Yani bir yarım ekmek böyle böyle Allah katında çok ama çok değerli oluyor muhtemelen böyle böyle. Anı bizlerin kuvvet ya Resulallah. Hadi Ebu Zer. Anlatır şimdi bunu buyuruyor. Ebu Zer. Bu ümmetin Mesih'i deniyor. Ümmetin Mesih'i.
Yani mesela İsa Aleyhisselam anlamına geliyor böyle. Mesela İsa Aleyhisselam'ın özelliği züht tekvada o zirvede peygamber arasında. Hiçbir malı mülü yok mu böyle bir şey böyle. Bir sakal tarama tarak varmış yanında, su içmeye bir kabı varmış böyle. Topraktan bir kase varmış böyle. Bunu taşımış yanında böyle. Bir gün bir su fınara geliyor böyle. Bakıyor su böyle akıp geliyor böyle bir oluktan. Bu da almış o tasını dolduruyor içecek böyle. Oraya bir çocuk geliyor. Avucunu koyuyor oraya içiyor. Aa diyor bak ya bu ağaç bu iş oluyormuş böyle. Bu dünya malı diyor böyle. Bu koyun mu asıl başlı mı böyle. Bu faz bu dünya malı diyor böyle. Bir gün de yine sakalını tarayacak. Bakıyor biri ellerine böyle çarpıyor böyle. Bu da bu iş yapıyor. Bunun tarağı bu da bu dünya malı muhtemelenler. Esen olmasın onların muhtemelen böyle. İsa Aleyhisselam zühd tekvada her peygamber bir özelliği vardır. O makamdan böyle. Hiç yoktur böyle böyle. Hatta bir gece dışarıda yatarken bir taşa başını koymuş da yani yastık yerine düz olmasın diye böyle yatıyor. Şeytan geliyor. Ya İsa diye baktım dünya tamamen sen diyor. Bak taşa başını koymuş yer etmesin bir anlatırım böyle böyle. Hazreti Ebu Zer de böyle bu zaman. İlk Müslüman olan kendisi böyle. İlk İslam'ı dövülen, sopa yiyen böyle. İslam'ı için. Bu da böyle hiçbir mal mülk yoktu muhtemelen böyle. Yoktu böylece. Hatta Tebu'ya gidilir zamanla Tebu seferine bunun bir devesi vardı ama devesi çok zayıfmış. Öbür deve uyamıyor deve hayvan böyle. Yavaş yürüyor. Bu da tabii üzerine binmiyor. Tutuyor yollarından, arkadan geliyor böyle. Orada gitmiş Tebu yerleşmişler. Akşamdan sonra bakıyorlar, sahabeler bir karaltı görüyorlar karşıdan böyle. Biri geliyor ama, tabii düşman her şey olabilir böylece. Böyle yarısı yolda bir karaltı var, biri geliyor. Peygamber'e bakmıyor, önüne bakmıyor. Peygamber şey buyuruyor, Hu Ebu Zer'in, bu Ebu Zer. Yalnız yaşar, yalnız yürür, yalnız ölür. Bakın temel. Yalnız yaşar, yalnız gezer, yalnız ölür. Yalnız ölür böyle. Ebu Osman'ın zamanında Şam'da duramadı. Medine'de duramadı. Rebze'den bir yer. Oraya gitti, oraya yerleşti ve tek başına bir kızı vardı böyle. Kızı vardı. Hazreti Osman'ın halife Ebu Zer diyor, kızına bir maaş balayım ben devletten bile diyor, Beytülmal'den. Gerek yok diyor. O ben öğrettim diyor, Vaka suresini diyor, vakit onu. O yeter onu böyle. Şimdi ölümüne gelelim bunun. Yani burada yalnız yaşar, yalnız gezer, yalnız ölür. Bir gün artık hastalanmış orada. Kızına diyor ki, kızım baba bakayım diye gelen var mı diye böyle. Kız bak hiç göremiyor. Baba hiç yok gelen böyle. Biraz ömrüm var diye böyle. Kızım da otur bakayım. Oturuyor kızı. Onlar diye gelince diyor, onlara benim selamı söyle. Bir keçi yavrusu varmış. Bunu kessinler. Parçalasınlar. Sen bunu ona pişir. Onlar beni yıkayıp defnetsinler buraya diyor. Bunu yesin onlar bunlara benim böyle. Sonra kızı tek bakayım diyor. Tekrar bakmak çıkıyor. O anda ölüyor, yalnız ölüyor muhtemelen böyle, kız yakında böyle. Kız bir gelip bakıyor, rahmet olmuş böyle. Altı sahabe, bir Hazreti İbni Mesud Hazretleri muhtemelen, bu işi bilen böyle, eshab-ı büyüklerine bir oymuş böyle, altı sahabe hacca geliyormuşlar. Oradan geçecekler. Eve geliyorlar, kızın gözü yaşlı. Kızım ne oldu baban? Onun rahmet oldu. Bana bir vasiyeti, siz bunu yıkayın, kefeni buraya, namazı kıl buraya gömün, bir de birini şu keçi kesin bakalım, keçi muhtemelen böyle böyle. O dedi ki, İbn-i Hazretleri, sadaka Resulullah, ya Resulallah sen sadıksın diyor. Hak mucizem böyle böyle böyle. Yalnız öldü burada muhtemelen böyle böyle böyle. Ebu Zer diyor ki, kuldu ya Resulallah, ben dedim ki Peygamber, ya Resulallah, eyyül ameli eftalü, hangi amel daha eftal, ben ne yapayım? Herkese başka söylüyor muhtemelen. Kale el imanu billah.
Önce Allah iman. Allah iman böyle böyle. Allah iman. Tabi bu mümin değil mi? Mümin. Sahabe-i kiram muhteremde. İmanı kim nasıl iman böyle? Allah diye yanıyor. Ama imanın sınırı yok ki muhteremde. Kuvvetinde. İmanın kuvvetinde. Nasıl enerji değil mi? Nur parlar, 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 parlar. Yok bunun sınırı muhteremde böyle. Benim böyle en etramel el imanı billah. Allah imanı kuvvetlensin böyle. Allah'ın işini yansın böyle. Bir an unutmama böyle. Ve cihadı fiyse bile Allah yolunda cihad etmez. Allah'ın cihad etmez. İnsanları İslam'a davet, İslam'ın kuvvetlenmesi için, gelişmesi için canla malla çırpınma. Yani İslam'ı benimseme. Şimdi bir insan mesela bir ana baba otururken çocuklar dışarıda oynuyor mesela böyle. Bir ağlama sesi gelince acaba benim çocuk mu derler muhtemelen bir kulak ve bakarlar. Abi çocuk değil. Oturalım muhtemelen böyle. Bir arabasını biri çiziyor mesela dışarıda böyle. Biz araba mı? Değil. Oturalım muhtemelen böyle. Eğer kendi çocuğu ağlıyorsa onun arabasına malına bir zarar geliyorsa hemen fırlar muhteremler. İşte bir Müslüman da eğer İslam benimsemişse, din benim dinim demişse muhteremler, Allah'ı bana tamsa ne yapar? İmana, dine zarar gelen zararını çıldırır hem koşar muhteremler. Bu işte muhteremler böyle. Yani bir namaz mı kılmıyor? Onun namazı kılınması için böyle yalvarmak, yakarmak, ağlamak, ikram etmek. Açık mesele bir kız verdim ve onu örtülmesi için böyle. Açık göz saranı yok muhtemelen böyle. Dine zarar geliyor muhtemelen. Dine zarar geliyor muhtemelen böyle. Yani din benim din, dinim diyen kişi böyle. Din kişi dine sahip çıkar. Öz yavrusu gibi sahip çıkar bunlara böyle şey. Uhud Harbi'nin en kritik bir zamanında anladı Uhud Savaşı'nın. Uhud Savaşı ilk açta Müslümanlar kazandılar. Düşman bozuldu böyle. Sonra işte Okç Tepesi'ndeki 50 kişi vardı. Bunların 40 kişi ayrıldı oradan böyle. Peygamber buyurdu hadi ayrılmayın. Ayrıldılar. Halid bin Velid baskı yaptı bunlara. Altı birlikte beraber. Hiçbir anda deşti böyle. Uhud Harbi'nin en kritik bir anında böyle. Yani Müslümanlar dağılmış toparlayamıyorlar. Altta önden üstten sarıldılar. Kimse ne olduğunu bilemiyorlar. O anda biri geldi. O henüz daha Müslüman değil. Medine'nin bir kabilesinden geliyor, dış kabileden geliyor. Amr bin Sabit adına biri geliyor. Silahlanmış ama böyle. Yani savaş için gelmiş aslında. Peygamber yardım edenler gelmiş, oraya gelmiş. Baktı ki durum çok kritik. Öyle konuşma zamanı yok peygamberimizde. Hemen savaş girmesi gerekiyor. Bu arada ya Resulallah hemen savaş gireyim mi? Mukatele üstü mü? Hemen savaş gireyim mi? Müslümanım olayım. Vakit yok be. Karşıdan bağırdı. Fakat aleyhisselam işte eştim sümme katil. Evvela Müslüman ol. Onun sonra savaşı yapacağım. Neden? İsa olmadan girse ölürse şehit olmuyor muhtemelenler. Ya. Yeri cehennem oluyor muhtemelenler. Şehit olması gerekiyor. Be. Olması böyle. Hemen savaşa girdi. Kendisi savaşçıymış çok böyle o yönden. Çok düşmanla bir ölürdü. Ve orada kendi öldü, şehit oldu muhtemelen böyle. Şehit oldu. Hatta Hazreti Ubbi Hazretleri, Hürri Hazretleri bunu sonradan sahabelere şey yapardı. Bir nevi bir bilmece gibi. Öyle biri var diyordu böyle. Bir kişi var. Hiç bir namaz kılmadı. Evet, bir vakit namaz kılmadı ama şehit olup cennete gittik. Kim bu? Bileyim hatta onu söylüyor muhtemelen böyle böyle. Hiç namaz kılmamış. Olmuş namaz vakti, olmuş namaz vakti. Yeni Müslüman oldu. Namaz vakti girmedi. Hemen şehit oldu. Ama cennete gitti muhtemelen böyle. Yine böyle Aleyhisselam Hazretleri, Ehabbül amme ilallahi teala, Allah'a en sevgili amel nedir? Biri de ed ve müha, devamlı olanı, devamlı olmak, o ibadette muhteremler.
Tabi farzlar belli zaten bunlara bu şekilde böyle. Yani bunun dışında ibadetlerinde mesela Kur'an mı okuyor? Her zaman okuması gerekiyor. Zikir mi ediyor? Yapması gerekiyor. Ne amel yapıyorsa mesela kuşu namazını kılıyor. Bunları kılması gerekiyor devamlı. Allah'a en Allah sevimli ameli devam yapılanı böyle. Ve in kalle az bile olsa az olsa devamlı yapmak gerekiyor böyle. Mesela günde istiğfar çektim. Esnaf azim mesela böyle. 10 tane, 20 tane, 70 tane mesela. Bunu her bunu söylesem mesela. Her gün mesela bir tesbih, kelime-i tevhid. La ilahe illallah çekse, bunu devam yaparsa böyle. Peygamber diyor, ve in kalle az olsa devamlı olanı bak muhtemelen. Aynı vakitte bir daha böyle. O anda göğe çıkıyor bunu şey muhtemelen böyle. Yunus Aleyhisselam Hazretleri biliyorsun tabi denize bu atıldı böyle. Basra Körfezi'nde denize atıldı. Balık yuttu bunu. Yunus balığı yuttu muhtemelen bunu kendisi böyle. Gecenin karanlığında hava fırtalıymış, hava yağışlı, deniz dalgalı böyle. Gecenin karanlığında böyle. Denizin içinde, balığın karnında. Şimdi Yunus balığının bir özelliği var muhteremler. O suda fazla kalamaz. Çıkar, hava alır muhteremler. Yunus balığı muhteremler. Yunus balığı bir de ne yapar? Yumruğu atmaz havyarını denizin altına. Gebe kalır ve doğurur muhteremler. Doğurur muhteremler Yunus balığı böyle. Doğurur, bir de emzir yavrusunu. Süt emzir muhteremler. Nasıl emziriyor? Kucana mı alıyor? Yok eli. Nasıl emziriyor muhtemelen? Fışkırtıyor muhtemelen böyle. Şimdi fışkırtıyor. Şurada açıyor ağzına. O ne muhtemelen? Yunus balığı böyle. Deniz altından fazla kalamıyor muhtemelen böyle. Hava alıyor bu şey böylece. Arada çıkar da böyle hava alıyor böyle. Oksijen alıyor. Yunus Aleyhisselam muhtemelen böyle. Yunus Aleyhisselam tabii deniz balığına kanına girince Allah'a da tesbihata başladı. Biliyorsunuz. Ünlükümüz alimin sonu geliyor böyle. Melekler dedi, ya Rabbi Yunus kulun seni zikrediyor ama deniz dibine geliyor onun sesi ya Rabbi. Dediler. Evet dedi. Sonunda böyle. Peki bir insan fazla ibadet edemiyor mu? Farzın dışında mı? Farzdan şart mı? Böyle. Ne yapması gerekiyor şimdi? Ama sahabe ihtiyacımız var hepimizin de. Kolay bir şey var mı? Bunun böyle var. Hadis-i şerif Hanbel Tirmizi Beyhaki'de İttekil meharime Resulullah Allah'ın Resulü bunu tanımlar. İttekil meharime. Meharim haramın çoğulu böyle. Haramdan sakın böyle. İttekil sakın korun. Haramdan günahdan sakın böyle. Tekin abeden nasip bak. İttekil emir burada sakın korun. Yani korunursan ne olur? Bu şarjda dedim Arapça buna böyle. Olursun abeden, insanın abedi olursun böyle bak. Yani haramdan korunmak, günahı terk etmek, o da ibadettir. Ve fazla denge ibadet olmaktan böyle. Bak kolay olmaktan böyle. Yani insan bir haramı terk etsin, haramı terk, günahı terk etsin mesela. Ne gibi mesela? Yolda giderken, değil mi mesela? Hele yazın sıcak havalarda, açık saçık böyle yani. Bundaki arama tabunları böyle gidiyor. Bir defa İslam'dan bir görüntü gördüm muhteremler. O anda Allah'ın bunu bana haram kıldığı bakışını gaddül basar lazım burada. Uyuması gerekiyor böyle. O anda kişi Allah korkusuyla haram günah terörden sakınmak için önüne baksa, baş çevirse, gözü yumarsa o anda bunu alıyor. Farz sevabı alıyor muhterem böyle. Allah'ın emri yapmaktan farz, bir de latef var, yapma. Onu yapmamak, o da farz mesela böyle, bakmış benden. Yani insan bir haramı görmemek için başını çevirsin bir tarafı, önüne baksın, gözünü kapatsın. O anda ne oldu? Mesela bir namaz, farz namazı kılıyormuş gibi. Bak sağlık muhtemelen böyle. İnsan yalandan kaçar, faizden kaçar. İçkiyi mesela bırakır, şunu bırakır.
Evine gittim mesela, kötü alışkanlığı vardır. Kötü filmleri böyle ekrana mesela gizler böyle. Böyle Allah'tan korkarak ben bahçede bunu izlemeyeceğim derse, bak ne olur muhteremler, insanın en abidi oluyor. Abeden nasıl muhteremler? İslam'da çok bakmam, çok muhteremler. İslam'da böyle muhteremler. Yani sahibi çok var. Mevlam böyle, sübülena, Allah'a giden yollar çok fazla muhteremler böyle. Günahı terk etmek muhteremler. Bir kimse Allah korkusuyla Celle Celaluhu'ya böyle. Allah haram kıl diye bir günah terk ederse, o zaman bu sevabı alıyor muhtemelen böyle. Sevabı alıyor böyle. Peki Allah korkusu değil de örf adet yerine gereği böyle günah terk ederse, mesela örnek verelim, köyde yaşayan bir kız, köydeki örf adet yerine gereği örtünüyor da böyle. Ama Allah emri fazla bilmiyor kendisi böyle. Ama örtünüyor böyle. Bir şehre giriyor. Bir kasabaya evleniyor mesela böyle. Gidiyor ya da kayınvalide başı açık. Görümce açık. Eşi de öyle daha işte böyle. Hem açıyor başını tanıyor böyle. Değil mi tanıyor böyle? Şimdi bu örtündü ya daha önceden böyle. Örtünün sevabı alıyor mu almıyor. Neden? Allah'ı örtülmedi muhtemelen. Ama günahdan kurtuldu ama. O var genelde. Günahdan kurtulmadı muhtemelen böyle. Mesela bir alkolik bağımlısı, alkol şey böyle. Mide kanseri olmuş, akciğer kanseri olmuş alkolden dolayı böyle. Artık aksır, öksür, balgamlar, şunlar geliyor, uyuyamıyor böyle. Zayıflıyor, kan kaybediyor. Doktorlarına aman diyorlar, içki hastasına böyle. Yani bir fırın içerisinde diyorlar, ölürsün. Bu ne yapıyor şimdi? Ölüm korkusuyla, yani sağlık yönünden içkiyi bırakıyor, ona sevap alamıyor muhtemelenler. Ama ne alıyor? Günahtan kurtulmuş oluyor mu benim muhtemelen? Bir insan Allah korkusuyla içkiyi bırakırsa, o zaman sevap da alıyor. Yani niyetine bağlı bunun altına böyle. Yani günahları terk etmek muhtemelen böyle. Terk etme, günahları terk etme. Ama Allah korkusu geleceği âlem o da böyle. Peki bir insan yine de buna rağmen günah işlese mesela, günah terk ediyor ama tabii kul insan böyle, hata ediyor, işliyor böyle şöyle. Ne yapma gerekiyor? Aleyhisselam peygamber buyuruyor. Yettekillâh haysumâ künte. Allah'tan kork. Rabbül âlemin muhtemelen ya. Allah aşkına muhtemelen ya böyle. Yani bizler şu beden sahibi değil baktım. Efendim işte kalbim düzgün çalışmıyor. Kalbim pıt pıt atıyor böyle. Tansiyon çıkıyor, iniyor. Senin tansiyon, senin beden değil mi beden? Karışamadım ben. Yok şekerim var, yok şu var, yok bu var böylece. Yok midem rahatsız, yok hazım sindirim sistemi çalışmıyor. İnsan bedenine karışıyor muhtemelen, böyle. Allah Celle Mevlam, Rabbül Alemin muhtemelen. Bir alemine yaratan bir muhtemelen. Yeri göğü yaratan böyle. Yaratan Mevlam. Allah'tan kork bu peygamberle. Haysi mâkünte, hangi halde olursan ol, yalnız ol, yanında biri olsun böyle, nerede olsun ol, Allah'tan kork. Yani mesela bir insan evde gece karanlığında bile muhtemelen böyle, yani edep açması gene hayasızlık Allah'a karşı muhtemelen böyle. Yani hayasızlık Allah'a karşı muhtemelen. İnsan gene sakınmaya gerekiyor. Eğer kul yok, kimse görmüyor ama Allah'a gördüğünü çeşitli bir muhtemelen. Sakınmaya gerekiyor. Allah'tan korkma muhtemelen böyle. Yani günah işlememe muhtemelen böyle. Günah işlememe. İnsan yanınıza kalı zamanlarda biraz sakınma böyle. Veyed besiyetil hasene temhuha. Buna ama insan güneş ne yapacak? Hem arkasından o seyyi hasene yap. Bir hayırlı bir şey yap böyle. Temhuha onu mahveder şeyler.
İşte elinde olmadan ağzından bir yalan kaçtı mesela. Tabi kulakı girmeden. İşte ağzından kötü bir söz çıktı. Gözü bir yere kaçtı, kulağı bir yere kaçtı, eli bir kadına dokundu mesela böyle. İşte bir şey yapması ne gerekiyor? Hem arkasından tevbe istiğfar eder ya da bir ameli salih işler muhtemelen böyle. Mesela bir fakire bir sadaka verir, şunu bunu yapar bu şekilde. Arkasından o ne yapıyor? O günahın izini siliyor, gideriyor. Mahvediyor, yok ediyor onu böyle. Gidiyor muhtemelen böyle. Elden geldiği kadar demek ki böyle, namaz dışında da böyle, insan alışma diline zikre muhtemelen, zikir. Allah böyle böyle. Alışma hakkına böyle böylece. Bak, abdest istemiyor muhtemelen de. Tesbih istemiyor böylece. Dilinde böyle, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Kısa muhtemeler ama sevabı çok büyük muhtemeler böyle. Sevabı çok büyük muhtemeler böyle. Ve mizan bunu tartamıyor ki muhtemeler bak. La bak nefi buraya. La ilahe böyle. Şöyle bir dolayı bir dünya evreni yerleri göklere böylece ilah kim olabilir değil mi böyle? İnsan kendine baksın. Ağrıyor insan değil mi muhtemeler? Ana karnında bir zamanlar bir kamp halinde kamp varsa ana karnında hepimiz var. Ana karnında bir kamp putusuydu kara bir şeydi böyle. O anda düşsek değil mi öyle? Atılmış o tuvalete muhtemelen böyle. Ana karnında bir kamp putusuydu muhtemelen böyle. Dine gelip bebek olarak muhtemelen böyle. Gözümüz kapalı. Ağlıyoruz. Burnumuz akıyor. Altımız ıslanıyor. Kusuyoruz muhtemelen böyle. Yani öyle herkese muhtemelen böyle. Herkılıktan böyle, aciz böyle. Esra insan büyüyor, insan gerçi gene bir güven geliyor, aslanı keserim, yapı ederim. Bir şey yapmaz bunları. Bir şey yapmaz insanlar. Ya. Bakın bir mikrop değil mi? Mikrop değil mi? Bak, günümüzde çıkan, içinde çıkan mikrop değil mi? Mutlaka. Virüs de artıyor. Virüs, mikrofonun bin defa daha küçük mutlaka. Virüs böyle mutlaka. Virüs böyle, bak Çin'de mutlaka böyle. Yani Çin'de bugün Avrupalarında topu tüva var, füzeleri var, uçakları var, uçak gemileri var, hepsi var var. Ama bir virüsle savaşamıyorlar. Hayat duruyor muhtemelen böyle. Hayat şehir oluyor hayat duruyor muhtemelen böyle. Yani yer üstünde böyle kaç ülkeyi kaplamış muhtemelen böyle. Bir korku panik muhtemelen böyle. Korku panik muhtemelen böyle. Hayat duruyor muhtemelen böyle. Yani insan denen varlık acizi mutlakta. İnsan bir virüsle, mikrobla savaşamıyor. Bak, gücü yetmiyor muhtemelenler. Şeytan mesela insan gönlüne vesile veriyor. Olumsuzluk veriyor insana bazı böyle. Kalbe pisliğe getiriyor böylece. İnsan def edemiyor. Allah sığması mecbur kolay insan bak. Onun için bak ne yapıyor? La ilahe bütün dolaş evreni muhtemelen. Yeri göğe dolaş böylece. Hangisi Allah ilah olabilir muhtemelen? İşte akıllı makıllı ama yani günümüzde insanlar putlaştırılıyor muhtemelen. İnsanlar putlaştırılıyor böyle. Ölüse dirisi de böyle. İnsanlar putlaştırılıyor insanlar böyle. Tapınılıyor insanlar yani böyle. Akıllı makıllı, şu bu, komutan, mamutan. Onu yaratan kim muhtemelen böyle? O da ana karnından geldi muhtemelen böyle. Ya, o da ana karnından, döl yatağından o da geldi muhtemelen böyle. O da bebekti, kustu, altı işledi, pisledi, kustu muhtemelen böyle. O da öyle bu şekilde böylece. Son ne olacak? Sonra yani ölecek, çürüyecek, leş olacak bu zaman. Ona tapınılır mı yani? Allah'a emrini bırak da ona git peşlerinden. Yani. İdeolojiler mi? Sabık sistemler. Allah emri varken, İslam, Kur'an varken, hak varken böyle, ilah kitabı varken git onlara mı? Hangi akıllı kabul edelim? Böyle. Bak, la ilahe deyince hiç yerinde dolaşmadır. İlah olmak olamak yok böyle. İllallah. Ancak Allah var. Odur Rabbül Alemin. O ilahel alemin yaptır. İllallah böyle. Onun için anlamı bütün evreni kapsıyor. Yani mizan bunu tartamıyor muhtemelen böyle. Abdest istemez muhtemelenler. Mesela kadınlar kadınları kaderinde bunu okurlar. Anlayıp okurlar böyle. Ev işi yaparken, bulaşı yıkarken, çamaşırını efendim makyajdan çıkarırken,
ütü yaparken, evi süpürürken, yolda, arabada, direksiyon başında, masa başında okumaktan böyle bak. Devamlamaktan böyle. La ilahe illallah, la illallah. Tesbih ister mi istemem muhtemelen böyle. E kaç tane oldu bana, sana ne, bana ne? Ve melek var ya, onun görevi bu muhtemelen, alıyor. Onun işi o. Ne işi var meleğin başka? Alıyor muhtemelen böyle. Alıyor. Bir de bunlar bilmeyen sevaplar bunlar muhtemelen. Bilmeyen. Bir insan mesela namaz kılır, namaz kıldığını bilir böyle. Yani onda bir ümit eder sevabını böyle. Ömreye gider mesela. Bir fakire bir yardım eder. İnsan bunu yaptığını bilir. İnsan bunda beklenti var. Sevap Allah'ın cinsaliye böyle. Ama bunu bilmeyen kısım muhtemelen böyle. Mahşere gelir. Önce tabii farzlar dağıtıyor bunlar bu şekilde böyle. Bakıyor Allah Allah. Yetemeyelim sevap aşağı böyle. Ben böyle kulum dur. Bakalım daha çok sevap var böyle. Bak sen geçen gün çarşıya giderken, otururken, yatarken, şurada burada bu şey böyle, 100 defa kemiğini tepiştim böyle böyle. Hatta rüyanda bunu çektim işte böyle böyle. Yaşam boyu muhtemelen değil mi böyle? Kimileri kaç yüz bin tane çekmişim ben. Bak muhtemelen. Kimi kaç yüz bin tane muhtemelen. Böyle kayıt oldu böyle. Mesela konunca, oh kız sen gülüyor muhtemelen. Yani sevaplar kolay muhtemelen. Bakın para istemiyor, pul istemiyor böyle. Tesbih istemiyor, abdül istemiyor böyle. Her halükarda olabiliyor muhtemelenler. Ama devam edelim inşallah muhtemelen böyle. Edilen böyle. Bir de ne oluyor böyle? İşlenen günah da bu sildiriyor muhtemelen. Mahvediyor bakın böyle böyle. Bu kelime-i tevhidden gelen nur o katılığı, karartıyı, lekeyi oradan siliyor muhtemelen böyle. Şimdi bu ara gece herhalde muhtemelenler burada can toplandık. Nasip ettir abim emmem bizim emmem böyle. Bir gün Peygamber soruyor Cebrail Aleyhisselam'a. Kardeşim Cebrail, sen insan olsaydın, beşer olsaydın, dünyada yaşaydın ne yapardın? Peygamber soruyor Cebrail Aleyhisselam'a böyle. Diyor ki ya Muhammed kardeşim diye böyle. En çok vaktimi diye camide geçirdim muhtemelen. Yani zorunlu işin ne varsa onu iş yapardım. Her boş vaktimi camide geçirirdim bak böyle camide böyle. Cami Allah evi muhtemelen. Beytullah diyor bunlar bunlar. Allah evi böyle böyle. Şimdi şöyle biliyor bir Allah dostu. Bir insan diyor bir saygın bir insan, varlıklı bir insan evine gidiyor, misafire gittim değil mi böyle? Böyle boş durmazsın muhtemelen böyle. Mutlaka bir şey çıkarır. Yemek çıkarır, çay ikram eder, kahve ikram eder, şeker tutar. Bir şey yapalım muhtemelen böyle, böyle. Peki diyor, sen Allah'a ne misafir gittin diyor. Cam Allah'ın Beytullah, Allah evi bunlar diyor. Beytullah bunlar. Allah'a misafir gittin böyle diyor. Allah'a evinde oturuyorsun diyor, boyun büktün diyor böyle, oturuyorsun böyle diyor. Allah'ın ta ikramı almaz mı diyor ikramı? Olur muhtemelen. Ne bu ikram? Bu ikrama görünmüyor muhtemelen. Buraya yazın muhtemelen böyle. Yani camide oturmak bile muhtemelen, namaz beklerken böyle, namaz kılıyormuş gibi sabırdı muhtemelen böyle böyle. Herhalde nasip oldu muhtemelen bakın. Hele bir insan namazdan sonra otursa camide, bunun sevabı daha fazla muhtemelen böyle böyle. Neden? Şeytan onu da çaltıyor muhtemelenler. Şeytan diyor ki, camiye gelmesine mani olamadım diyor muhtemelenler. Yani abdest alırsın, işte evde kılıver, şunu yap, bunu yap bu şekilde. Camiye gelmesine mani olamadım diyor, uğraştım, olamadım diyor. Azimli ile böyle diyor. Camiye geldi böyle böyle. Namaz bitti diyor ama daha çıkmıyor, oturuyor daha böyle böyle. Ama şeyden çaltıyor muhtemelen böyle, çaltıyor muhtemelen der. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, o adam Mevlam melek gönderiyor muhtemelen her camiye böyle. Namazdan sonra melek geliyor. Kaç kişi varsa her insan karşısında melek geliyor muhtemelen. Ona dua ediyorlar. Allah'ın merhamı, Allah'ın mağfir lehü. Bak muhtemelen melek. Hepin dua ediyor. Vallahi dua ediyor. Hep melek var böyle. Kalk melek muhtemelen böyle. Ne diyor melek bize? Hep dua ediyor. Oturuyor böyle. Allah'ın merhamı, Allah'ın mağfir lehü. Allah'ın bu kulmasına merhamet lütfen kerem eyle. Affet bu günahını böyle bak. Melek dua ediyor muhtemelen. Tabii nasıl kabul ediyor muhtemelen böyle. Yani namazdan sonra oturmuş sürece hepimizin başında melek dua etti muhtemelen böyle bu akşam böyle.
namaz olmak daha da şey muhtemelen böyle. Yani sabır işte biraz böyle bu. İnsan namazdan hemen tabii yorulup, sıkılıp ağzına bu şekilde böylece. Elhamdülillah bu geceyi ihyatı burada muhtemelen bu şekilde böylece. İnşallah devam etmek gerekiyor. Allah katında hangisi makbul edilmiyor değil mi? Devamlısı gerek muhtemelen böyle. İnşallah tevbe edelim muhtemelen Mevlamıza böyle. Af edelim Mevlamıza muhteremler. Rabbim İslam alemine yardım versin Müslümanlara muhteremler. Rabbim Müslüman uyarmasını nasip etsin Müslümanlara böyle. Yani gönlü uyarmasın Müslümanlara etsin Müslüman muhteremler. Allah-u Teala dilediği anda vallahi her şey olur muhteremler. Bir anda muhteremler. Alt olur böyle bak. Yani bak bir hastalık verir, bir şey verir böylece her şey olur muhteremler. Allah'ımız kabul etsin muhteremler. Allah'ım için mübarek eylesin. İlahi Teala Fatiha.